zararlı olduğunu aslında hepimiz biliyoruz. Bu nedenle şekeri hayatınızdan çıkarmanıza yardımcı olacak 5 önemli önerim var. Birincisi, gün içerisinde sıklıkla tükettiğiniz içeceklerin içerisine şeker atıyorsanız mutlaka yarıya indirin. Çay ve kahvenin içerisine attığınız şekeri yarıya indirdiğinizde bu süreç sizi ilk başta zorlayabilir. Ama aniden bırakmaya göre oldukça kolay. İkincisi, yediklerinizi tanıyın. Diyetisyenler hep der ya etiketlere okuyun diye. Besinleri satın alırken ya da tüketirken etiket içeriğini okursanız zamanla eliniz şeker içeriği daha düşük olan versiyonlara gidecek. Üçüncüsü, ev yapımı tatlılara yönelin. Eğer tatlıyı hayatınızdan çıkaramıyorsanız kendi yaptığınız tatlıları tüketmelisiniz. Çünkü tatlının içerisine ne kattığınızı siz biliyorsunuz ve içerisindeki şeker miktarını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Bunu yapmaya sistemde yer alan ev yapımı çilekli dondurma ile başlayabilirsiniz. Dördüncüsü, daha az şekerli meyveleri tercih etmek. Meyvelerden bazılarının içindeki şeker oranı yüksek. Dolayısıyla kan şekerini de hızlı yükseltiyorlar. Bu nedenle tadı daha marhoş olan greyfurt, ahududu ya da böğürtlen gibi meyveleri tercih edebilirsiniz. Beşincisi, öğünlerinizi doldurun. Ana öğünlerde canımız genelde tatlı istemiyor. Ama ana öğünden 2 saat sonra canınız tatlı isteyebilir. Özellikle öğlen yemeğinden sonra gelen tatlı ihtiyacını baskılamak için öğününüzde yer alan besinleri tam tüketmeyi unutmayın. Ve öğünün protein ve lif içermesine dikkat edin. Benim tavsiyelerim bu şekilde. Günde 7 küp şekeri hayatınızdan çıkararak diyetinizde hiçbir değişiklik yapmadan bir ayda tam 1 kilo kaybedebilirsiniz. Bu konuyla ilgili görüş ve yorumlarınızı bekliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.